Hani insan bir süre sonra diyor ki ne alaka? Hani benim alakam olmadığı bir konularda bile benim ismim çıkıyor yani. Bunu düşünüyorum, anladınız mı? Hani diyorum ki ben ne yaptım bu kadar bu insana? Ne yaptım? Herkes kendi açısından bakıyor olaylara. Hani ben diyorum ki eğer bir sıkıntın varsa kardeşim benimle gelip beni araman gerekiyor ki ben bunu seninle çözebileyim. Gelip burada yayında bana sallayarak ya da bu konu hakkında yaşanan bir problem hakkında sallayarak hiçbir yere varamazsın. Sadece insanlar arasında, yani insanları birbirimizi küçük düşürürüz. Bu bence böyle. Hani bir insanla problem yaşıyorsan kendi hayatında, ben öyle yapıyorum çünkü. Gidip o insanı ararım. Çözmeye çalışırım. Çözmezsem de bir şekilde hallolur ya da hallolmaz, o öyle kalır yani. Ben geçip yayında neden tarz polemiklere gireyim? Hani eğer mesela birinin yerini almaya çalışmaya çalışsaydım, öyle bir çabam olsaydı ben bunu daha farklı bir şekilde yapardım. Ama benim herhangi bir çabam yok. Ben herhangi birisinin yerini almaya çalışmıyorum. Bu böyle çünkü. Ben birisini, yanımda biri var diye hiçbir zaman sevmedim. Gidin sorun insanlara. Sorun yani. Hani Yaren gerçekten böyle bir insan mı? Anlatsınlar. Hani siz de gerçekten ağzınız varsa anlatın. Çok doluyum arkadaşlar. Gerçekten çok doluyum. Su alıp geliyorum. Suyu da bulamadım. Hani yani ben nereye kadar sabredebilirdim bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Ben daha ne kadar sabredebilirdim, bunu düşünüyordum sürekli. Hala tabii ki de içime attığım şeyler var. Bahsetmek istemediğim. Yani düşünüyorum. Hani bu konuda gerçekten diyebileceğim şeyler bunlar. Bu kadar söylemek istiyorum. Yani daha fazla ne diyebilirim? Hani insanların gözünü daha fazla nasıl açabilirim? Hani bir insana kötü... Abi benim numaramı niye yayıyorsunuz yani? Ben bunu, abi benim numaramı niye yayıyorsunuz? Bunu çok merak ediyorum. Bir de geliyor bana, benim fanlarımı tehdit ediyorlar. Bak abi, olaya bakar mısın? İğrençliğine bakar mısın? Benim fanlarımı tehdit ediyorlar. Beni geçtim. Ben artık kendimi yaşadım. Bana gelen mesajlardan bahsetmiyorum artık. Hani ve bunu yayan da karşı taraftaki şeyler yani. Ay bunu neden yapıyorsunuz? Hani sizin aslında bazı şeyleri güçlendirmeniz gerekirken, insanlar arasındaki bağlar kopmuşken, bunları tekrardan bağlandırmaya çalışmanız gerekiyorken siz daha çok bu bağları kopartıyorsunuz. Eğer mesela bu zamana kadar bu tarz kavgalar yaşandıysa çoğu kavga fanlar yüzünden, fanlar arasında yaşanan problemler yüzünden. Hani bir kere de yıkıcı değil, hani yapıcı olmaya çalışın. Yani hayatta bu hep böyle, bunu yapın. Kendi hayatınızda bence siz arkadaşlarınız küstüğünde onları fişekleyip birbirinizi düşürdüğünüzü düşünmüyorum. Öyle bir şey yaptığınızı sanmıyorum. Hani bu hayat, burada da bunu yapın. Yıkıcı olmayın.